dönem. Yeni bir dönem başlıyor. Karahanmaraş'ta, Ocağı. İnşallah bu dönemde kamuoyunun büyük beklentisi var. Bunun hepimiz farkındayız. Bunun sorumluluğunu da farkındayız. Bu dönemde sizlerin bize çok büyük yardımınız olacağını yazdım. Herkese yazacağını yazdım. Bir basın olarak görmedi. Biz çoğunluğu birbirimizi tanıyoruz. Zaten abi, bu şehirde bir başına olacaksa hep bizim bundan pay olacaktır. Umarım biz de bundan en güzel payı hep beraber alırız. Ben fazla konuşmak istemiyorum. İnşallah sezon sonu bu paydan sonra hep beraber böyle bir güzel eğlenirler inşallah. Teşekkür ederim. Şunu ifade edebilirim ki empati duymak farklı bir şey, bir şeyi yaşamak farklı bir şey. Bu deprem sürecinde bu takımın gelmesi gereken nokta, beklentiler, bunlarla ilgili her şeyi yüreğimde hissediyorum. Burayla ilgili sadece bunu söyleyebilirim. Geldiğimiz takım şu anda sahası yok, tesisi yok, o yok, bu yok, her şey sıfır, sıfır oyuncusu var. Belki de şu anda profesyonel ilk imza ben olacağım, evet. Herhalde başkanım. Belki de evet. Böyle bir süreçte beni bağlayan, geldiğim günden beri başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerinin gösterdiği sıcaklık ve inanılmaz bir heyecanları var, inanılmaz bir istek arzuları var. Bu şehir zaten Süper Lig'i görmüş, her şeyi yaşamış bir potansiyeli olan takım. İnanıyorum ki biz de takımımızla birlikte bu merdivenlere basamakları hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Onunla da kalmayıp başkanımız şampiyonluk diye koyduğu hedefi şu anda satın alıyoruz. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Genç oyuncuların kazandırılması, bu satış yönünün geliştirilmesi, kendi öz kaynaklarına yönelmesi. Çünkü zaman zaman o süreçleri yaşayan yıllara baktığınız zaman hep bir popülizmle başlayıp bir noktada tıkanan Maraspor ve benzeri takımlar oldu. Ama o kadar güzel planlamalarda, hesaplamalarda ve çalışmalarda hazır bulmuşlukları görünce inanın ben de şu anda hiç yaşamadığım kadar bu kadar tecrübeli olmama rağmen bu heyecanı duyuyorum. Bu düşünceleri paylaşıyorum. Özellikle şehrimizde spor seven bir yerel yönetimin olması. Aynı zamanda iş alanlarının iş olmadığı kadar şu anda sporu desteklemesi bizim için en önemli ivme kazancı. Bu sayede inşallah çok daha güzel işler başarabileceğiz. Sizler de biliyorsunuz ki çok acı bir deprem işti. Bu deprem şehrimize çok zarar verdi. Sadece bizim maddi olarak değil, aynı zamanda mali olarak da çok ciddi anlamda hasar bıraktı. Biz artık yavaş yavaş şehrimizde sporla birlikte motivasyonun yükselmesini, artık şehrimizdeki o özlediğimiz şampiyonluk sevinçlerini, gayret sevinçlerini tatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hocam buraya bunu görüyorsunuz prosedere. Hocam başkanımız ayakta var değil mi? Ayakta var. Hocam Thank you.